Apollo'nun şeyi. Sesli öykü. Yazan Muzaffer İzgü. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Komiser zihninin emekli olmasına şuracıkta iki yılı kalmıştı. Şans onu mesleğinin bu son yıllarında bir sahil kasabasına göndermiş, olaysız cinayetsiz gününü gün ediyordu oracıkta. Kalabalık kentlerde geçen çileli ömründe bir tek bu şirin kasabada dinlenme olanağı bulmuştu. Kendisiyle birlikte dört polis üç bekçiden oluşuyordu teşkilatı. Arkadaşları da sağ olsunlar onun bir dediğini iki etmezler hatta amirliğinden çok yaşına saygı gösterirlerdi. Ama aldığı bir telefon onun bu huzurunu, bu rahatını bir gün içerisinde bozuverdi. Hele vali telefonu açıp da ''Sayın Bakan emir verdiler. Ben onu bunu bilmem. İki gün içinde Apollon'un şeyi bulunacak.'' Dedikten sonra komiser zihninin rahatı iyice kaçtı. Telefonda ''Baş üstüne Sayın Vali Bey'im'' dedikten sonra telefonu kapadı, önündeki yazıyı okumaya başladı.'' İlçeniz Yukarı Mahallesi, Gül Sokak. 26 nolu evde oturan Ramazan Kaytan, eski eser kaçakçısı olup burada yakalanmıştır. Otelde yapılan araştırmada bir adet Apollon heykeli bulunmuştur. Heykel Müzeler Müdürlüğü tarafından incelendiğinde çok değerli olduğu anlaşılmıştır. Yalnız heykelin erkeklik organının koparılmış olduğu teknik uzmanların raporlarıyla saptanmıştır adı geçen kişinin evinde bu organın aranmasını orada bulunmadığı takdirde bu paha biçilmez eserin gerçek değerine kavuşabilmesi için tüm olanakların kullanılarak soruşturmanın derinleştirilmesini, organın mutlaka ve ivedi olarak bulunmasının teminini, not, organın 10 santimetre olduğu sanılmaktadır. Komiser zihni ofladı, pofladı. Kağıdı bir kez daha okudu. ''Bir sigara yaktıktan sonra al başına sırmalı heybeyi.'' dedi. ''Koskoca kasabada Apollo'nun on santimlik şeyini ara.'' ''Tabii bulabilirsen.'' Arkadaşlarını çağırdı. Onlara da durumu anlattı. Yazıyı okudu. Gülmek mi, ağlamak mı gerek bilemediler. Gerçek olan bir şey varsa kasaba taranacak, ne yapıp edilecek... Apollon'un şeyi bulunacaktı. Hele hele vali bile bu işle ilgilendikten sonra ya bakana ne demeli? Komiser zihni hakimden aldığı arama izniyle Ramazan Kaytan'ın yukarı mahalledeki evinin kapısına dayandı. Kapıyı genç bir kız açtı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Arama yapacağız.'' dedi komiser zihni. ''Neyi arayacağınız?'' ''Hey Allah'ım, Şimdi nasıl söylesin komiser zihni bu genç kıza neyi arayacağını? Onun için babanı çağır kızım, dedi. Babam evde yok, anam var. Öyleyse ananı çağır. Yaşlı bir kadın kapıya yaklaşırken komiser zihni çoktan içeri dalmıştı. Kadın, hayrola polis bey, ne istiyorsunuz? Ne arıyorsunuz evimde? Komiser zihni sordu. Sizin Ramazan adında bir oğlunuz var mı? ''Var.'' ''Peki, buraya hiç Apollo'nun şeyini bıraktı mı?'' ''Neyini?'' ''Gel de söyle şimdi.'' Komiser zihni başını öbür yana çevirerek, ''Sizin oğlunuz e, kaçak olarak topraktan çıkardığı heykelin şeyini burada saklamış.'' Kadın saf saf sordu, ''Neyini?'' ''Hani şeyi işte, e, bam yasını. Yani e, senin anlayacağın, sünnet edilen şeyini. Töbe dedi kadın. Bu da mı geleceğiydi başımıza? Genç kız sordu. Neyi arayacaklarmış anne? Neyi? Sen sus kız diye yaşlı kadın azarladı onu. Vallahi polis bey Ramazan evi terk edeli tam bir yıl oluyor. Bu bir yıl içinde adımını bile atmadı buraya komiser zihni arkadaşlarıyla evin orasını burasını iyice aradıktan sonra kusura bakma hemşire ne yaparsınız görev dedi. O günün akşamı vali yine telefon açtı. Nasıl buldunuz mu Apollon'un şeyini diye sordu. Hayır efendim dedi komiser zihni. Vali köpürdü. Bana bakın böyle önem verilen bir şey masa başında oturarak aranmaz. Kıpırdayın biraz.'' Tüm teşkilatını görevlendir. Bul Apollo'nun şeyini. Anladın mı? Ne desindi komiser zihni? E, baş üstüne vali beyim. E, bulacağız sayın valim dedi. Telefonu kapadı ama uzun süre aizeyi elinde tuttu. Ah olan ne güzel yaşayıp gidiyorduk şurada. Nereden çıktı bu Apollo'nun şeyi diye mırıldandı. Cinayet değil ki çözesin, hırsız değil ki yakalayasın, uğursuz değil ki karakolda sabahlatasın. Apollon'un şeyi. Hem de on santimlik şey. Of. Bekçileri varıncaya dek görevlendirdi. Hepsi dört koldan kasabayı tarayacaklar, Ramazan'ın konuştuğu kişileri sorguya çekeceklerdi. Sorguya çekilenlerden biri, ''Valla ben Ramazan'ın arkadaşı Bahri'nin elinde ona benzer bir şey görmüştüm. Ama Apollon'un şeyi midir?'' Başka birinin bir şey midir bilemem deyince komiser Bekçi Hıdır'ı hemen Bahri'nin evine saldı. Bekçi Hıdır kapıyı açan yaşlı kadına Bahri evden mi ki? Hı? diye sordu. Yok dedi yaşlı kadın. Ne yapacaktın? Komiserim çağırıyordu da. Ne yapacakmış komiser benim oğlumu? Apulun kamışı sizin evdeymiş de. Hangi apulun? Ne bileyim değizacım komiserim öyle dediydi de her yeri aradık kamış sizin evdeymiş. Bizim evde kamış yok. dedi yaşlı kadın geri dönerek. Dur istersen sana bir kucak getireyim. Bekçi Hıdır cık, dedi. Bu kamış başka kamış. Apollon'un şeyi ha olur ya hani şeyi canım olur yani ya erkeklerin Bekçi Hıdır işaret eder etmez yaşlı kadının tepesi atı verdi. Bana bak bekçi başı dedi. Sen burayı kötü evlerden biri mi sandın ha? Allah'ın gavurunun şeyi benim evimde ne arıyormuş bakalım ha? Git de sen onu turistik otellerde ara. Amanın ne kızıyorsun teyzeciğim. Görev verildi. Görev olduğu için soruyorum. Sen sen beni yanlış anladın. Bu taştan gamışmış. Yaşlı kadın güler gibi oldu. <laughs> ''Hadi hadi'' dedi. ''Hiç taştan kalmış olur muymuş?'' Bekçi ofladı. Üf, ben de bilmiyorum ki teyze'' dedi. ''Ne halt bir şeydir?'' ''Komiserim taştan'' diyor. ''Koparmışlar'' diyor. ''Heykelin o yanı eksik kalmış'' diyor. Tepe atmadan git'' dedi yaşlı kadın. ''Git burada öyle bir şey yok.'' ''Kızma teyzem bu taş öyle kıymetli ki... Valisi Angarası telefon açıp duruyorlar. Bekçi Hıdır uzaklaştı. Yaşlı kadın kapıyı çarparak kapattı. Bahri yarım saat sonra kahvenin birinde oyun oynarken yakalandı karakola getirildi. Üzerinden Eskişehir taşıyla yapılmış kocaman bir ağızlık çıktı. Durum böylece anlaşıldı. Bahri serbest bırakıldı. O gece komiser zihni kara basanlar içinde uyudu. Düşünde hep kamışlar gördü. Böyle taştan binlerce Apollon kamışı. Gece yarısı uyandı. Bir daha gözüne uyku girmedi. Karısı hayrola zihni dedi. Sorma hanım dert büyük dedi komiser. Apollon'un şeyini bulamadık. Hangi Apollon'un şeyini? Heykel heykel. İşte onun bam yazını bulamadık. Kadın kıkırdar gibi güldü. <laughs> Hay zihni, hiç heykel bamyası için uyku kaçırılır mı? Kaçırılır ya. Vali bugün üç kez telefon etti. Ne oldu buldunuz mu diye. Peki kim çekmiş koparmış Apollon'un şeyini? Of dedi komiser zihni. Öyle olur olmadık şeyleri karısını anlatmazdı. Ancak çok sıkıldığı zamanlar, bir işi çözemediği zamanlar sıkıntısını orada karardı. Bakan bile bu için üzerindeymiş. Bakan ha, dedi kadın. Bulamazsan hop başka birini buldururlar. Anlamadım, dedi kadın korkulu. Bizi buradan alır başka yere verirler anlamıyor musun? Belki de çok uzak bir ilçeye. Tüh ya, şurada emekliliğime ne kalmıştı ki bir Apollon'un şeyi yüzünden. O dakikadan sonra kadının da gözüne uyku girmedi. Sabahleyin yine sorgular başladı. Yine kaçak kazının yapıldığı yer arandı. Ramazan'ın ilişki kurduğu kişiler bir bir sorguya çekildi. Hatta eskiden antikacılık yapan birinin evi de arandı. Yok, yok, yok. Ne gören vardı ne de bilen. Apollon'un şeyi yer yer alıp içine girmişti. Zaten komiser zihni durup durup hay yere giresice diyordu. Öğleden sonra vali yine kıza köpürü arayınca komiser zihninin etekleri iyice tutuştu. Aman arkadaşlar siz bilirsiniz dedi polislerine. Vallahi amirim aramadık yer bırakmadık dedi polisler. Komiser zihni o gece eve sendeleyerek gitti. Karısı ne oldu bulamadınız mı diye sordu. Yok diye inledi komiser. Karı koca yemek bile yemediler. Uyku zamanı çoktan geçmişti. Ama kadın da, komiser de derin derin düşünüyorlardı. Bir ara kadının gözleri çakmak çakmak olduğu iri iri açıldı. Buldum zihni buldum, dedi. Ne? diye sordu kocası. Çaresini biz yapacağız. Hadi, dedi komiser. Kim yapacak, kim? Ben. Sen taşını bul, gel. Gerisine karışma.'' Komiser zihni aceleyle giyinip karanlık yollara düştü. Örenin bulunduğu yerden küçük bir mermer parçası aldı geldi. O gelinceye dek becerikli huriye, çekici, törpüyü, keskiyi hazırlamıştı. Kadın, ''Şimdi geç karşıma. Model ol bakalım.'' dedi kocasına. Tü, ''Tü tü tü'' dedi komiser zihni. ''Ulan bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza?'' Kadın elindeki kurşun kalemle mermeri işaretledi. Sonra başladı keskiyle oymaya, törpüyle yontmaya. Komiser zihni karısının elindeki taşa bakıp şurayı biraz daha yuvarla, şurayı biraz daha törpüle deyince kadın kızıyor. Karışma benim işime. Aynısının tıpkısını yapmazsan bana da taşçı Mehmet'in kızı demesinler diyordu. Gün ağrırken Apollon'un şeyi hazırlanmıştı. Kadın mutlu. Al, Gönder şimdi, dedi. Alasından Apollon'un şeyi oldu ki, ne şey? Komiser zihni eski antikacıdan öğrendiği şekiller mermeri, toza, çamura boyayıp toprak altında uzun yıllar kalmış görünümü verdirdi. Açtı valiye telefonu. Beyim bulduk, dedi. Ya dedi vali. Elbette bulacaksınız. Kutlarım sizi. <laughs> ah, asıl kutlanacak Huriye ama diye içinden geçirdi komiser. Hemen gönderin dedi vali. Baş üstüne sayın vali Paket yapıldı, bir yazı yazıldı. Apollo'nun şeyi Kaçak kazının yapıldığı yerden 150 metre doğudaki bir çınar ağacının dibinde tepesi yukarı gelmiş durumda bulunmuştur. Saygıyla sunulur. Bu paketin gönderilmesinden bir hafta sonra komiser Zihni gazetelerde şu yazıyı okudu. Yeni bulunan Apollon heykelinin sünnetli oluşu arkeologları derin derin düşündürmektedir.